Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese iyi akşamlar. Yine dopdolu bir programla sizlerle olacağız. Bu akşam Kova çağını, Uranüs'ün Boğa burcundaki etkilerini, astral seyahati ve merak edilenleri Hermes Yayın Evi'nin kurucusu, benim değerli hocam Kemal Menemencioğlu ile birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz hocam, şerefler verdiniz. Nasılsınız? Sağ olun, ben iyiyim. Ezoterik astroloji ile başlayalım. Ondan sonra Kova çağına girelim istiyorum. Evet. Sözü size bırakıyorum. Tabii. Daha önce biz astrolojik çağları anlatmıştık. Hı hı. Fakat şeyi anlatmamıştık. Yani Kova çağına girmemiştik. Kova çağı tabii ki şu anda bizim girmek üzere olduğumuz bir çağ olduğu için yani önemli oluyor. Ayrıca bir resim de koyabiliriz bu konuda. Resimleri alalım yani ilk sayın yönetmenimden. Ondan sonraki, yani Kova bir hava burcu olması dolayısıyla son zamanlarda işte havacılık, bir de tabii sembol olarak iki tane paralel dalga olarak gösteriliyor. Yani esasında işte radyo dalgaları, internet, işte cep telefonlar, bütün bunlar zamanımızın şeyleri oluyor. Son 100 yılda olan değişimler oluyor. Esasında tabii bir çağdan bir çağa geçiş böyle hani bir şalter gibi tak diye geçilmiyor. Yani böyle yavaş yavaş gene öbür çağdan kalıntılar oluyor. Ve bazı yeni çağın göstergeleri daha erken de olabiliyor. Yani bir yavaş yavaş bir geçiş oluyor. Fakat bu Kova çağının önemli bir tarafı var. O da bir resim var, onu koyarsak ilk resim. Sayın yönetmenim. Orada göreceğiniz gibi bir sine dalgası deniliyor. Hı hı. Onu biraz büyütelim. Bu sine dalgası aşağı yukarı, şimdi biz tam o çizginin kesişme noktasındayız. Evet. Yani balık çağından kova çağı. Bu bir yükseliş grafiği esasında. Yani 12.500 sene önce... biliyorsunuz bu şey çağı, işte aslan çağın başlangıcı vardı. Aynı hı hı. zamanda da bu deniliyor ki işte büyük bir felaket oldu. Bir kuyruklu yıldız tam şeyin üzerine, kutup üzerine çarpıştı ve bizim tufan dediğimiz felaket oldu. Hı hı. Yani bunu zaten son zamanlarda çıkan bir kitap var. Graham Hancock, böyle bayağı kalın bir kitap. Tanrıların Majisyeni diye. Bunu detaylı bir şekilde anlatıyor orada. Daha önceki tanrıların parmak izi de vardı. Şimdi bu sine grafında baktığınız gibi orta noktası niye orada, yani daha sonraki resimlerde de gözükeceği gibi orası esasında galaksinin merkezine senkronize oluyor. Yani bu çizgi biz galaksi olarak, galaksi bir tabak olarak düşünürsek, çünkü hı hı. galaksi aynı bizim güneş sistemimiz gibi yası bir sistem. Evet. Yani yası bir şekilde dönüyor. Ve bizim tam şu sıralarda bizim güneş sistemimiz dönerek ona onunla şey düşmüş oluyor. Paralel bir hali durumu düşmüş oluyor. Yani onunla bir kesişme noktası haline gelmiş oluyor. Ve bu bir yükselme grafı ortaya çıkıyor. Yani şimdiye kadar bütün olumsuzlukların normal olarak gitmesi lazım. Gerçi biz haberlere baktığımız zaman sadece kötü haberler görüyoruz. Ve her şeyin çok kötü gittiğini görüyoruz. Ve gerçekten çok kötü şeyler olduğu malum yani dünyada. Ama yani önümüzde 2000 senelik bir dönüm var. Yani yeni bir döngü başlıyor. Yani bunun sonunda iyiye doğru gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama yani her çağda geçişte olduğu gibi bir aydınlık ve karanlığın bir şekilde çarpıştığı, mücadele ettiği durumlar var. Bu da yeni bir doğum gibi. Her doğumda evet, sancılı tabii. oluyor. Sancılı. Bu da dünyanın sancılı bir sürecinden sonra gelecek yeni bir doğum, yeni bir başlangıç diyebiliriz öyleyse. Evet. Hem yeni başlangıç hem de bazı karanlık unsurları artık geride bırakmamız lazım. Kesinlikle. Hani esasında... Bir de bir uyanış olarak görmek lazım. Yani Kova çağında artık insanlık yeni bir devreye geldi. Yeni çağ dedikleri
bir devreye gelmiş olması gerekiyor ki genel olarak insanlar, birçok insanla biz daha sağduyulu, daha böyle aklı başına ve bir daha bilinçli bir insanların oluştuğunu görüyoruz. Yani tabii ki bilinçsiz insanlar da var ama belli bir kitle çoğalıyor yani. Giderek artan bir bilinçli bir kitle çoğaldığını sanıyorum. Yeni doğan yani çocuklar, özellikle elbette, ben tabii çocukların 2009 doğumlu çocukları 2017'ye kadar olan haritalarını incelediğimde onların farkındalıkları çok yüksek, daha fazla sorgulayan, evet, bilinçleri çok yüksek düzeyde ve bilginin peşinden giden bir nesil geliyor. Ama 75 doğumlulardan sonrasındaki haritaları da özellikle inceliyorum. Evet. Onların farkındalığı, lider pozisyonda karanlıkları aydınlatıcı görevleri olduğu noktasında da birkaç tespitim var hocam bu noktada. Evet. Bu sürecin yansıması bu. Karanlıkları arkamızda bırakacağımız sancılı bir süreci tamamlayıp ışığın enerjisiyle aydınlanacağımız günler geliyor diyebiliriz öyleyse. Umut ediyoruz tabii. Yani yani mutlaka bazı karanlık devreler, şeyler olacak. Her zaman olacak. Yani esasında mesela George Orwell'ın 1984 diye bir romanı vardı biliyorsunuz yani, evet, meşhur. Orada bir slogan vardı, yani bir distopya var ve tamamen bir totaliter bir rejimi anlatıyor orada. Yani dünya böyle de olabilir gibi. Orada da bu sloganlar üç kısımlık. Barış savaştır, cehalet güçtür ve hürriyet köleliktir gibi bir şey var, bir slogan. Yani bu tamamen bir antitez, yani olması gerekenin tam tersi olan bir distopya anlatıyor 1984 romanında. Ve bunlar düşündürücü çünkü bu unsurları insan görüyor. Yani bazen gerçekten barış savaştır diye bir şeyler sanki belli çevreler tarafından işte silah sanayi olsun. Hani bazı ülkeler mesela sağlık giderlerini azaltıp silaha doğru daha fazla silah yaratma yönelik böyle şeyleri var. Ve en böyle ne bileyim mesela Güney Amerika'da alakası hiç komşusundan derdi olmayan bir ülke bakıyorsunuz. Muazzam bir silah depolama yapıyor. Hani gereksiz yere insanlar bazı ülkelerden muazzam böyle silah satın alıyorlar. Neyse, bu ayrı bir konu. Evet. Bir de tabii cehalet güçtür. Yani bu da korkunç bir şey ama çok. Yani maalesef bazı siyasi çevreler olsun veya farklı çevreler için cehalet işlerine giriyor. Çünkü insanları yönetmek, cahil insanı yönetmek daha kolay oluyor. Çünkü insan kendi iktidarını kuramayan insan iktidarını başkasına devretme durumu var. Ve güçlü iktidarlar bundan faydalanıyor. İnsanları bir şekilde yönetmek için böyle bir fırsat arıyorlar. Kendi doğrularını kabul ettirmek çok daha kolay. Bilen, araştıran, kendini farkındalığı yüksek insanlara yanlış bir şeyleri verdiğiniz zaman bunu sorgulayacak. Evet. Ama cehalet olduğunda sizin söylediğinizi kayıtsız şartsız kabul edip itaat etme noktasına geleceği için çok tehlikeli. Esasında tabii son zamanlarda yani bazı birçok medyalarda da şeyler, mesajlar var. Mesela Matrix filminin başlangıcı çok enteresan bir taraf vardı, bir şey vardı. Oradaki Keanu Reeves giderek farkına varıyor ki bir şey, her şey ters gidiyor dünyada. Ve sonra Morpheus diye birisiyle tanışıyor. Ve Morpheus ona diyor ki, avucunu açıyor, iki tane hap var diyor burada. Bir mavi hap var, eğer bu mavi hap alırsan uyanacaksın diyor, her şeyin ne olduğunu, gerçeğini göreceksin. Ama bu seni eğer hala devam etmek istiyorsan hayatını, yani uyandığın zaman işte normal hayat gibi sürdürmesi istiyorsan o zaman bu kırmızı hapı alacaksın diyor. Ve bu şekilde bir sonda tabii mavi hapı tercih ediyor Keanu Reeves ve bütün Matrix hikayesi. Ki o hikayeye göre
tamamen sanal bir hayat, dünya yaratılmış. Peki şu anda da sanal bir dünyadan gidersek eğer, evet, şu 2012'den bu yana değerlendir dersem hocam, ikili ilişkilerimiz olsun, yaşamlarımızda yükselen farkındalıkla birlikte sanallık karşılaştırın diye sorsam düşünceniz ne olur? Şu anda bazı bilim adamları, mesela kuantum fizikle uğraşanlar, bunu sanırım Max Planck bile söylemişti. Diyorlar ki evren aslında sanal diyorlar. Öyle bir iddia var. Yani bilinç, her şey bilinç diyor diyenler var. Yani bu bilim adamları söylemesi bana tuhaf geliyor ama çünkü bunu bir yogi söylese veya bir ne bileyim bir bir sufi ustad söylese, her şey düşünce olduğunu veya hermetik felsefesinde zaten öyle bir şey var. Yani her şey zihinsel olduğuna dair. İnsan gerçekten der ki ya burada bir tuhaflık var yani, çünkü ama maddeye baktığın zaman maddenin tam olarak çoğu boşluk olduğunu fark ediyoruz. Ve her şey bizim bilincimizle algıladıklarımızdan bir daha oluşuyor sonuçta. Hatta bunu Einstein bile son zamanlarda böyle şeyler söylemeye başladı. Ama onun için özellikle bunu şimdi bu size daha önce bahsettiğim bu Monroe Enstitüsü'nde astral seyahat üzerine yoğunlaşmış olan bir enstitü. Özellikle onlar, ondan bahsetmek istiyorum. İzninizle hocam şunu sormak istiyorum. Çünkü okuyucularımızdan, izleyicilerimizden çok sorular aldım. Her isteyen astral seyahat yapabilir mi? Çünkü ben bunu deneyimlemiş biri olarak da sizden söyleyeceklerinizi çok önemsiyorum. Astral seyahat yaptığını iddia edenler, gerçekten yapanlar, bunu kontrol altında kendi başına tuttuğunu söyleyenler var. O yüzden bu konuya biraz açıklık getirirseniz çok sevineceğim. Şimdi tabii astral seyahatin insan hayal gücünden de yanıltabilir kendisini, hani seyahat ettiğine dair. Ama bu öyle bir hadise ki bazen insanların başına geliyor. Hatta bir ateist bir kimsenin başına da gelebilir. Ve bunu yaşadıktan sonra bütün dünyaları değişiyor tabii. Çünkü insan kendi bedenin dışında kendini gördüğü zaman artık bu öyle büyük bir insanda bir değişimi yaratıyor ki yani bütün daha önceki düşündükleri, hani kendisini beden olarak düşünmesi ve tamamen normalde insan şey olarak düşünüyor. Sanki beyin içinde küçük bir oda var ve orada oturup yaşıyor. Yani ama birdenbire fark ediyor ki rahat bir şekilde dışarıda, yani beden dışında çıkabiliyor. Bu nasıl olur? Şimdi bazen mesela diyelim ki hastanede birisi anestezi altında. O olan vakalar var ve o kişiler ameliyat oldukları zaman yandaki oda olanları, konuşulanları olduğu gibi aktarıyorlar ve tabii bu doktorlar şaşırtıyor yani daha sonra anlattıkları zaman. Ama bir de tabii şey var, bazı insanlarda doğuştan bu yetenek var, öyle bir tanıdığım var. Yani yapılan denemelerde de her zaman doğru cevabı vermiş. Yani başka şehirlerdeki oda şekillerini anlatmıştı. Yani odada ne var, nasıl, nerede olduğunu. Genellikle ters olarak oluyor. Mesela sağ sol oluyor ama o şey ediliyor. Çok ilginç bir vaka vardı. Bir tanıdığım vardı. Ben o zaman Ankara'daydım da bir öğrenci arkadaş. O da rahatsız birisiydi. Yani araba kazası geçirmişti ve kalbi pilden çalışıyordu. Ama çok neşeli ve şey hayat dolu birisiydi. O anlattı, dedi ki ben bir gün yatıyordum yatağımda ve hayal ederek kendimi dışarı düşündüm.
yürüyerek sokağa çıktım. Ondan sonra gittim, benim kız arkadaşım evine girdim. O da beni görünce şaşırdı, Metin diye bağırdı. Ve ondan sonra ben tekrar kendimi şimdi yatağımda gördüm. Bunu tamamen hayal ettiğimi düşünmüştüm. Ama daha sonra kız arkadaşım beni aradı, ya dedi ben seni gördüm. Evime girdim falan diye, Allah Allah dedi. O da çok şaşırdı, hatta bir yerde korktu. Yani, aa bu nasıl bir şey diye. Şey olayı var tabii, bu Robert Monroe diye birisi var. Bu konuda çok kitaplar yazmış, enstitü kurmuş. Bu mesela o bir şey üzerine, bir yeni bir radyo istasyonunda çalışıyordu ve insanların uyku halinde, yani uykuda bir yerde kulaklık takarak bir lisan öğrenmesi için böyle bir sistem vardı. Bir ara çok popülerdi. Evet, biliyorum. Ama pek iyi çalışmıyordu doğrusu insanlar, çünkü bu da daha iyi onu çalıştırmak için düşündü ki hani insanlar uyurken belli dönemlerde rüya görüyor. Sonra tekrar bir karanlık oluyor. Hani pek bir şey hatırlamıyor. Bunu onu yarı uyanık, yarı uykulu hali yaratmak için belli ses frekanslarından çalışmaya başladı. Ve onları kulaklığa koyarak, yani özellikle beyin dalgalarını yakın, böyle teta dalgalar, işte bilmem ne dalgalar, ses dalgalar falan. Yaparken bir gün bir bakmış, kendini pat diye böyle bir zemine çarptığını. Allah Allah diyor, benim ne işim var, balon gibi çarpıp iniyorum burada falan. Burada da garip bir şey var diyor, böyle bir yerden çıkıyor diyor. Sonra bakmış ki o esasında tavandaki lamba. Ve döndüğü zaman aşağı baktım diyor. Bir baktım, karımı gördüm ve yanımda birisi yatıyor dedi. Allah Allah dedim, ben ne biçim rüya görüyorum, karım yanımda. Ama çok uyanıkım, nasıl ben? Yani o kadar uyanık hissediyor ki kendini. Yani rüya gibi değil sanki. Sonra fark etmiş ki o kişi kendisi. Bunu görünce çok korkmuş ve hemen bedenini dönmek için böyle bir çabalarda bulunmuş ve dönmüş. Daha sonra birkaç kere bu olay yaşadıktan sonra korkmaya başlamış ve doktorlar psikologlarla görüşmüş. Ya acaba ben ölecek miyim diye telaşlara girmiş. Fakat bakmış ki bu öyle bir olay değil ve araştırınca bakmış ki bu konuda epey bir şeyler var. Bunun üzerine iyicene geliştirmiş bu yeteneğini ve Monroe Enstitüsü'nü kurdu. Yani şeyini, kendi şirketini bir kısmını ona yönlendirerek. Şu anda Monroe Enstitü bu konuda işte kurslar veriyor, araştırmalar yapıyor, kitaplar yapılıyor ve bir sürü... Nerede bu enstitü hocam? Bu Amerika'da bir yerde ama tam olarak... Amerika'da olduğunu biliyorum da izleyicilerimiz de bilsin istiyorum. Çünkü lafınızı balla kestim. Bu yüksek bir bilinç ve araştırmayı gerektiriyor anlattığınız üzere. Evet, doğru. Tabii doğuştan bu yetiye sahip insanlar var. Evet. Dünyada da var, ülkemizde de muhakkak vardır. Ama biz varsayımlarla yola çıkan toplumun büyük bir kesimi varsayımlardan yola çıkarak hareket ettiği için bu tarz şeylerde biraz daha bilinçlendirelim istiyorum. Evet. O yüzden bildiğim soruları sizden seyrettirmek istiyorum. Yani ben yani Amerika'nın ortalarında bir yerde, ama hangi şehir olduğunu unuttum doğrusu. Ama şöyle diyebilirim, orada YouTube'da mesela çok uzun böyle şeyler var, mülakatlar ve konferanslar var. Ve özellikle bilinç üzerine çok fazla duruluyor. Yani insanın bilincinin geliştirmesi gerektiğini. Yani böyle bu astral seyahatinden insanın bütün bizim her şeyini anladıklarımızın tamamen değişeceğini ve ölüm sonrası üzerine de tabii şeyler var. Ki tabii o da ayrı bir konu. Yani ölüm doktorların da anlattıkları şeyler var. Yani ölmek üzere olan kişi, Mu dediği birisi bir kitap yazmıştı onun üzerine. Hani ölen insanlara bakan bir doktor. Çok çarpıcı şeyler yazmıştı. Esasında bu astral seyahat tabii çok, yani Monroe'dan çok önce de birçok yerlerde vardı. Bir takım alternatif ekollarda işte
cemiyetlerde, örgütlerde falan çok fazla şeyler. Ve 18. asırda mesela Swedenborg diye birisi vardı. Hani esasında bu bir dahi bir adam, yani Da Vinci gibi bir adam. Böyle helikopter modeli yapıyor, uçak modelleri yapıyor, denizaltıları, 16 tane dil biliyor işte. Bir takım keşifleri var, böyle çok şey bir kişi, parlamenter aynı zamanda. Swedenborg diyor ki işte 56 yaşında aniden bu beden çıkışı gibi olduktan sonra ve belli bazı nefes teknikleri kullanıyordu o, yani aynı yogiler gibi. Hı hı. Onları geliştirmişti. Ve cilt cilt kitaplar yazdı o. Böyle çok detaylı olarak öbür alemi anlatıyor. Hatta çok ilginç, böyle Müslüman cenneti diye bir yerden de bahsediyor mesela. Yani çok çünkü enteresan. Her din kendine göre diyor bir ortam yaratıyor diyor. Hani kendi dini inançlarına göre bir takım öte alem hazırlık mekanları. Ve bir kitabında bayağı uzun uzun anlatıyor yani Müslüman cennetini. O enteresan. Da ilginç gelmişti bana. Çok. Evet. Peki Koç ayda devam edersek hocam. Ben evet. Sizi hiç kesmeyeyim. Yani kova çağı, bir kere kovanın sembolünü biz baktığımız zaman bir kişi böyle kova, elinde kova var ve bir su akıtıyor. Yani esasında onu su olarak belki görmemek lazım. Yani gayipten gelen ve bir yerden yukarıdan gelen bir etki ve yenilik, yeni şeylerin gelmesi. Ve bir sürü yenilikler zaten çağımızda geliyor. Ve giderek değişimler daha hızlı oluyor. Yani birdenbire bilgisayar böyle gelişti, ondan sonra birdenbire cep telefonları, ondan sonra birdenbire... Yani değişim çok hızlı oluyor. Yani öyle bir zamandayız ki biz artık 20 sene sonra veya 100 sene sonra neler olacağını pek düşünemiyoruz. Eskiden hatırlıyorum ben, yaş olarak biraz eskiyim tabii. Ama... yani hatırlıyorum, insanlar hep böyle gelecek konusunda bir sürü şeyler kuruyordu. İşte böyle star şey. O zaman ben mesela çocukken çok bilim kurgu okurdum. Bilim kurgu üzerine işte diğer gezegenler gidilecek, şöyle yapılacak, böyle yapılacak. Hı hı. Ama şu an insanlar sanki geleceğe yönelik hayalleri sanki şu anda yok böyle. Hani ve gelişeceğine dair veya iyi bir şekilde gelişeceğine dair düşünceler artık çok fazla yok. Yani belki insanlar daha farklı bir yere, ama ister istemez değişiklikler olacak tabii. Ve eski olanı üzerimizden biraz atmamız gerekecek. Ama her yeni çağda, yani eskide iyi olan şeyleri muhafaza etmek diye bir şey vardır. Bazen bu tam olarak olmuyor. Mesela balık çağına girerken Agora diye çok güzel bir film vardı. Onu yani birkaç kere seyrettim. Çok güzel bir film. Orada şey anlatıyordu. Bu İskenderiye şehrinde o zaman Serapis mabedi var. Ve İskenderiye Kütüphanesi var ki muazzam bir kütüphane. Ve orada Hipatia diye bir kadın var. Bir filozof. Aynı zamanda astronomi üzerinde işte. Ve yaptığı konuşmaları o zaman Hristiyanlar da dinliyordu. Herkes dinliyordu hayranlıkla. Çok güzel konuşan, çok felsefi bir kadın. Orada Hristiyanların ayaklanması oluyorlar ve o hem mabedi yıkıyorlar hem kütüphanenin büyük kısmını yakıyorlar, yok ediyorlar. Yani bu bilgi yok etme gibi bir şey oluyor. Ve Hipatia'yı korkunç bir şekilde öldürüyorlar o zaman da. Yani ve ondan sonra bir nevi karanlık çağa başlıyor. Çünkü Platon'un kurduğu akademiler kapatılıyor. Evet, işte. Evet, evet. Yani artık cehalet sanki böyle şey olmuş oluyor o zaman.
resmi böyle ideoloji haline giriyor. Ve yani bir süre Hristiyanlığın başlangıcı biraz karanlık oluyor esasında. Ve geçmişe ait her şey, izler yok ediliyor. Halbuki bir geçiş çağında yani iyi şeylerin muhafaza edilmesi mutlaka şart yani. Bizim mesela işte ne bileyim sanatmış, edebiyatmış, işte veya filozofların yani bütün şeylerin muhafaza edilmesi gerekiyor tabii. Ama sanırım bu şeyi de kova çağı kendine göre bir takım yenilikler getirecek. Bunların ne olacağını dair şu anda kestirmek biraz zor aslında ama normalde yani kova insan çağıdır esasında. Çünkü sabit burçlar arasında 4 tane yaratık var. Yani işte boğa var, aslan var, bir de kartal var, bir de insan var. Kova çağına insan düşüyor. Ve hava çağı, hava düşünce elementidir. Yani fikir, düşünce. Onun için daha insan merkezi bir döneme geçeceğimizi sanıyorum yani. Uranüs de boğa burcuna geçecek. Evet. Uranüs'ün de ben onu da söylemek istiyorum. Uranüs bireysel bir gezegen değildir. Güneş ve ay gibi kitleleri harekete geçiren, toplumları bilinçlendiren, sınavlardan geçiren bir gezegen. Uranüs'ün boğadaki 7 Temmuz 2025'e kadar olan seyri de dünya açısından da ülkemiz açısından da reformist pek çok yenilikle ilişkili olacak. Dünyada pek çok astrolog geçmişte de günümüzde de Uranüs'ün boğa burcundaki seyrine dönemsel olarak incelediğimizde aslında kargaşa ile birlikte getiriyor. Ama kova çağı, Uranüs'ün boğadaki geçişi, gökyüzünde dengeler değişirken hepimizin toplumsal, bireysel anlamda alışkanlıklarımızdan uzaklaşacağımız enerjiler söz konusu. İzninizle hocam, Uranüs'ün boğa geçişinin zodyak kuşağındaki burçlara etkilerini de şimdi videomuzda sizlerle paylaşalım. Şenay Yengerli Astroloji Köşesi'nde sizlerleyiz. Uranüs'ün boğa burcundaki geçişinin koç burçlarına etkileri. Sizler için Uranüs'ün boğa burcunda 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında kalacağı seyri, önümüzdeki 14 yıl boyunca yerleşim yeri değişikliği, ani finansal etkileri beraberinde getirebilir. Aile üyeleri arasında yaratıcılık gibi ev hayatları, finansal konularda pek çok değişimle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı zamanda dış görünümünüzden yaşamınızın pek çok safhasına önümüzdeki 5 yıl içerisinde epey bir değişimle son derece yaratıcı enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. Boğa burçları. Sizler için burcunuzda seyrine başlayan Uranüs, çok yaratıcı enerjileri beraberinde getirecek. Hayal etmekten korktuğunuz şeyleri yaşayabilir. Değişimin, dönüşümün maddi manevi zenginlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu uzun dönem sizleri dönüştürecek enerjilerle dolu. Sezgileriniz büyük oranda güçlenecek. Daha önce olmadığı kadar size rehberlik edecektir. Sezgilerinize güvenmekte tereddüt etmeyin. Bu sizler için kendinizi ifade etmek, yaratıcılık açısından son derece verimli bir süreç olacak. Her şeyden önce özgür olmak ve kendinizi ifade edebilmek isteyip bunu başarabileceksiniz. 15 Mayıs'ta başlayıp 7 Temmuz 2025'e kadar olan bu süreç son derece yaratıcı enerjilerle dolu. Bu döngüde pek çok akıma öncelik edebilirsiniz. İkizler burçları, Uranüs'ün boğa burcundaki seyrinin sizlere etkileri, özellikle deniz aşırı maceralar, seyahat etme, yeni ufuklara yelken açma arzusunu doğuracak sizler için. 7 Temmuz 2025'e kadar son derece yüksek enerjilerle karşı karşıyasınız. Macera arayışlarına girmeniz finansal kaynaklarınızı zorlayabilir ve daha ileriye gidebilmek adına
pek çok şeyi riske atmak zorunda kalabilirsiniz. Dikkati elden bırakmadan olabildiğince bu süreci kontrollü yönetmeye gayret etmelisiniz. Yengeç burçları, Uranüs'ün boğa burcundaki seyrinin sizlere yansıması ise 7 Temmuz 2025'e kadar uzun bir döngü. Kazanımlar, arkadaşlıklar evi olan doğum haritalarınızda 11. evinizde etkili olacak. Bir o kadar rahatsız edici bir dönem de sizleri karşılamakta. Beklenmedik maddi kazanımlar, maceracı arkadaşlar, yeni tür arzular ve hırslarla tanıştırıp bu enerjiyi doğru yönlendirmekte zorlanabilirsiniz. Genelde ev ve aile odaklı olan yengeç burçları için yeni ve tuhaf arzular söz konusu olabilir. Ayrıca bazı arkadaşlarınız sonlanırken bu transit altında yeni ve kalıcı dostluklar başlayabilir sizler için. Aslan burçları, Uranüs'ün boğa burcundaki seyri sizler için başta kariyeriniz olmak üzere cesaret edemediğiniz pek çok şeyi yaşayacağınız etkileri beraberinde getirecek. Kendinizi daha yenilikçi hissedecek, heyecan verici gelişmelerle tıkandığınız konularda ilerlemeler sağlayabileceksiniz. Değişken iş ortamlarında bulunabilirsiniz. Pek çok aslan burcu mensubu iş ve kariyer değişikliğine gidecek olsa da işverenlerinin yaklaşımları doğrultusunda sıklıkla iş değiştirebilir, yeni gelişmelerin içerisinde olmaya yönlenebilirler. Bu da siz aslanlara çalışmayla ilgili konularda heyecan verici gelişmeleri beraberinde getirecek. Özel yaşamlarınızda ise kısıtlamalardan sonra gelen mutluluk ve huzurun keyfini sürmeye başlıyorsunuz. Başak burçları, Uranüs'ün boğa burcundaki seyrinin sizlere yansıması 7 Temmuz 2025'e kadar özellikle genç başak burçları için bu etki babalarının hayatlarında değişiklikler anlamına geliyor. Üniversite çağındaki başaklar odaklarının değişeceği, inançlarının pek çok konuda farklılık arz edeceği enerjilerle karşı karşıya kalabilirler. Çalışma hayatındaki başaklarsa yöneticilerin değişmesi, kariyer hayatlarında alışmadık değişikliklere, egzantrik patronlarla çalışmaya yönelmelerine neden olabilir. Bu transit siz başak burçları için sürpriz değişiklikleri tetikleyecek enerjilerle dolu. Gerçeklerle yüzleşecek, prangalarınızdan özgürleşeceksiniz. Terazi burçları, Uranüs'ün boğa burcundaki seyri 7 Temmuz 2025'e kadar devam edecek. Bu geçiş güvenlik anlamında beklenmedik değişimler getirebilir sizlere. Alışılmadık yatırımlara ilişkin araştırmaların yapılması, evliliğe ve varlık konusunda beklenmedik değişiklikler söz konusu olabilir. Özellikle ortaklıklar, eş veya sevgilinizle ilgili yatırımlar, finansal konularda değişkenlik ve zorluklar söz konusu olabilir. Uranüs parayla ilişkili doğum haritalarınızda ikinci eviniz üzerinde etkili olacağından, bilinçli hareket ettiğiniz takdirde inanılmaz derecede büyük ödüller getirebilecek yatırım fırsatlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akrep burçları, Uranüs'ün karşıt burcunuz Boğa'da 7 Temmuz 2025'e kadar olan seyrinin sizlere yansıması doğum haritalarınızda 7. evinizde etkili olacak. Uranüs Boğa geçişi olağan dışı pek çok alışılagelmemiş ilişkiler, iş ortaklıkları getirebilir sizlere. Güneş burcu ya da yükselen burcu akrep kişileri beklenmedik gönül ilişkileri, arkadaşlıkların ilişkilere dönüşmesi konusunda dikkatli olmalılar. Çünkü böyle bir transit evlilik hayatlarında ciddi sorunlara yol açabilir. Güvenin, sevginin sağlam temele dayalı olmadığı ilişkiler Uranüs Boğa geçişi sırasında bitebilir. Yay burçları, Uranüs'ün boğa burcunda 7 Temmuz 2025'e kadar olan seyrinin sizlere yansıması, doğum haritalarınızda 6. evinizde etkili olacak. Bu enerji, incinmeler, kazalar açısından uyarıcı etkileri barındırmakta. Ani kararlar, hareketler, beklenmedik sonuçları tetikleyebilir. Ayrıca çalışma ortamınızda fazlasıyla artan rekabet karşısında yenilenip kendinizi geliştirmeniz, hangi sektörde olursa olun fazlasıyla önem taşımakta.
Yay burcu kişileri araba kullanırken bu transit altında özellikle önümüzdeki 3 ay boyunca her zamankinden daha dikkatli olmalılar. Kötü yiyeceklerden, yemek yeme alışkanlığınızdan uzaklaşmalı, daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelisiniz. Bu enerjiler altında hayata karşı daha rekabetçi olacak, çabalarınız sayesinde size karşı düşmanlık besleyen pek çok kişiyi alt etmeyi başaracaksınız. Oğlak burçları, Uranüs'ün Boğa burcunda 7 Temmuz 2025'e kadar olan seyrinin sizlere yansıması, sizleri zafere taşıyacak, bir yaratıcı enerji olarak yansıyacak hayatlarınıza. Aşkta, iş hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda daha özgür, daha bilinçli, ne istediğinizi bilen yaklaşımlar içerisinde olabileceksiniz. Özellikle çocuk sahibi olma arzusunda olan oğlaklar bu arzularını bu transit altında gerçekleştirebilirler. Çocuklar söz konusu olduğunda sorunlar ve büyük fırsatlar yine bu transit altında etkili olacaktır sizler için. Bu gelişmelerin yanı sıra şansınız da her konuda yükselmeye başlıyor. Dikkat etmeniz gereken tek konu Uranüs geçişinde mide hassasiyeti, beslenme tarzınızla ilgili değişikliklere karşı temkinli olmanız olmalı. Kova burçları, Uranüs'ün 7 Temmuz 2025'e kadar Boğa burcundaki seyrinin sizlere yansıması, eğitimle ilgili olağanüstü deneyimler olabilir. Alışılagelmedik, geleneksel olmayan eğitim yollarına yönelebilirsiniz. Kendi devrimlerinizi gerçekleştireceğiniz, bakış açınızda köklü bir değişimin yenileneceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Aynı zamanda önümüzdeki 5 yıl boyunca seyahat etme, ev hayatınızda yenilikler gerçekleşebilir, yerleşim değişiklikleri de yaşayabilirsiniz. Balık burçları, Uranüs'ün Boğa burcunda 7 Temmuz 2025'e kadar olan seyrinin sizlere yansımasıyla yer değişikliği, iş değişikliği, taşınmalar, arzular, hırslar, kardeşlerle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler, yük haline gelen konulardan uzaklaşıp bireysel kararlarla yenilikler içerisinde olabilirsiniz. İş içinse sık sık kısa ve uzun seyahatler çıkabilir. Ailevi meselelerle ilgilenip çözümsüz gördüğünüz konularda emek sarf etmekten vazgeçip kendi yolunuzu yeniden çizebilirsiniz. Ayrıca bu enerji altında daha önce ilgilenmediğiniz hobilere yönelmeniz de mümkün. Bu transit altında balık burçları son derece maceraperest olacaklar. Özellikle bu transitin ilk 2 yılında seyahat ederken kazalara karşı dikkatli olmalı, hızın, süratin tutkusuna teslim olmamalısınız. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan AstroDeha olarak beni takip edebilir. AstroDeha.com'dan astroloji gündeminin nabzını tutabilirsiniz. Tekrar merhaba ve sözü size bırakıyorum hemen hocam. Evet, en son bahsettiğimiz gibi bu kova çağı, yani son yani biz çok uzun zamandır insanlarda bir efendi ve köle ilişkisi var. Yani bunu artık sanırım bunun kalkması gerekiyor. Çünkü yani kova çağı insan çağı olduğuna göre artık insan kendi şeyini hakimiyeti ele alması gerekiyor. Burası bu resim şimdi şeyi gösteriyor. Yani galaktik dünyanın dönerek yavaş yavaş yukarıya doğru bir çizgiyle galaktik merkezden geçip yukarıya doğru indiğini. Yani aşağısı herhalde normalde tabii dalgalarda aşağı kısmı olumsuz olarak görülür. Yukarıya dönüşler de yükseliş olarak gösterilir. Yani şu anda biz yükselişteyiz. Bu şeye göre, grafik göre. Yani
son işte 12 bin senelik geçmişten sonraki önümüzdeki 12 bin sene daha gözüküyor bu yani 25 bin senelik döngüde. Şimdi tekrar ben eski bir şeye dönüyorum burada. Yani bahsettiğim gibi bu zodyakta iki bölüm var. Yani bir güneş, bir tarafta güneş var yani aslan burcu, öbür tarafta yengeç burcu, bunlar yan yana. Ve bunun altındaki bütün gezegenler paralel olarak birbirine şey aynı gezegenler var. Bir tek güneş ve ay farklı. Ve bu iki eski bu simya sembolünde gözüktüğü gibi sütün birine güneş koymuşlar, birine ay koymuşlar. Altta da işte gezegen sembolü, yukarıda da gezegen sembolları görebiliyorsunuz. Yani bu gösteriyor ki bu aynı şekilde bu zodyakın ikiye bölündüğü. Yani insan beyni de iki tarafı vardı. Sol taraf daha şey üzerinedir. Daha somut ve matematiksel olarak düşünür. Sağ taraf da daha böyle duygusaldır yani esasında. Yani bir taraf belki dişi, bir taraf erkek olarak görebiliriz ama insan vücudunda bunlar yer değiştirir. Yani sinir sistemi birdenbire soldan sağa doğru, yani sol taraf, beynin sol tarafı sağ tarafı idare eder. Sağ tarafı da solu idare eder. Şimdi bu burada da gözüküyor. Yani ortadan böldüğümüz zaman iki tarafta Merkür var. Bunu daha önce anlattığım için daha bir daha anlatmaya gerek yok. Fakat burada şimdi normalde hani bir taraf dişi, bir taraf erkek diye düşünebiliriz ama esasında öyle değil. Yer değiştiriyorlar. Yani şimdi mesela diyelim ki aslanı biz mesela dişi erkek olarak görürsek ona bir sonraki burç dişidir yani bu zaten astroloji bilinen bir şey. Yani bütün astroloji kitaplarda vardır. Yani bir dişi bir erkek burç vardır. Evet. Veya bir negatif bir pozitif diye şey ediliyor. Şimdi ben bu sembolü niye gösteriyorum? Bu esasında burada ne var? Bir gamalı haç var. Ve hemen insan aklı işte naziler falan geliyor. Ama bu esasında şamanların kullandığı bir şey. Orada dikkat ederseniz büyük işte ayı yıldız takımı var. Ve o şeyin etrafında dönüşü var. Yani kutup yıldızı etrafında döndüğü zaman dört mevsimde böyle bir gamalı haç ettiği için gamalı haç belli bölgelerde çok eski çağlardan beri kullanılıyor. Şamanların sembollerinde çok sıklıkla gördüğümüz bir şey. Evet. Ve dolayısıyla yani bu aynı şekilde işte haç olsun veya bu altı köşeli yıldız, yani bu hemen böyle işte Yahudi sembol olarak görmememiz lazım. Çünkü eskiden İslam'da da çok kullanılıyordu. Tabii. Şimdi bu sembolü niye koyduk? Çünkü burada ortada dikkat edersiniz güneşi koyduk. Şimdi bu yukarıda Leo var. Burada bütün erkek burçları gözüküyor. Ve hepsi bir ateş bir de hava burçlarıdır bunlar. Bir sonraki şeye geçersek buradaki ay burçları var ve aynı şekilde. Ve bu baktığımız zaman bu altı köşeli yıldız her ikisinde de her ucunda farklı bir gezegen vardır. Evet. Onun için bu esasında okültizmde de kullanılan bir semboldür. Yani belli bir gezegensel gücü çağrışım için bu çizilir yani ve o çağrılacak gezegenden başlanır çizilirken. Ve bundan dolayı altı köşeli yıldız hep makrokozmos sembolüdür. Sembolüdür, evet. Burada bir şey var, işte bu kadus dedikleri sembolü, yani kaduse. Bunun ters birbirine zıt olan gezegenler karşılıklı koyduğun zaman kadus çıkıyor ve aynı zamanda da bu kadus sembolü demin gördüğümüz gibi burçlar kuşağında da çıkıyor ortaya. Ve bu kadus esasında her yerde var. Hem DNA sarmalında var. Var. Hem insan bedeninde, işte çakra sisteminde de görüyoruz bunu. Görüyoruz. Hem de güneş sisteminin hareketinde görüyoruz. Şimdi dört eleman niye işte erkek olarak gösteriliyor? Hava ve ateş sembolleri ve bunları yukarıya doğru gösteren üçgen.
Çünkü hem hava hem ateş uzaya doğru uçağın şeylerdir. Halbuki toprak ve su ise yer çekimine tabidir. Yani hem su hem toprak yer çekimine doğru düştüğü için bunlar dişi olarak gösterilir. Bu da bir sembol. Yani burada da işte gerek masonlukta gerek hepsini bir araya koymuşlar. Aynı zamanda da çakra sistemini koymuş burada yogi sembolü. Yani esasla çakralarda da 3 tane nadi dedikleri yani sinir sistemi var bu subtil merkez. Ve bunun üzerine yerleştirmiş 7 tane şey var, çakralar var. Bunlar gezegenlere de tekabül eder. Sol burundan başlıyor şey nadisi, bu ida dedikleri. Ve bu vücutun içine prana dedikleri bir enerji aldığını söyleniyor burun deliklerinden. Sol burun delikten aysal enerji, sağ burundan güneşsel. Yani biri açık mavi, biri de sarı renk diye gösterilir. Bu iki nadide aşağı doğru indiği zaman en aşağıda eşit derecede bir araya geldikleri zaman kundalini diye dedikleri bir enerji yukarıya doğru çıkar. Yani tabii bu uyarıldığı zaman olur. Yani bazen kaza olarak insanlarda böyle bir enerji çıkışı hissedilir. Ve yani zaman hem olumsuz etkiler olan durumlar da oluyor. Hem de insanda tamamen farklı bilinçlerin açtığı durumlar da oluyor. Ama bütün yoga bunun yani yoganın ezoterik yoga dediğimiz yoga bu sistem üzerinde duruluyor ve bunun üzerinde çok teferruatlı araştırmalar ve şeyler var. Çok eski çağlardan kalma bilgiler var. Bu da aynı şekilde çakra sistemini gösteriyor. Evet, devam edebiliriz. Bu da Kadus. Bu tabii Mısır'dan gelme bir sembolü. Ama bu aynı şeyi gösteriyor. Şimdi esas Kundalini'deki enerji, yani buna yılan enerjisi deniliyor. Evet. Yani çünkü hareketler aynı bir yılanı andırarak bu enerji çıkıyor. Yılan da dalga şeklinde hareket ettiği için bir enerji sembolü olarak görülür. Evet. Bu da insan vücudu uyarlanmış şekli. Şekli. Kadus'un. Evet, devam edebiliriz. Bu simyadaki bir sembol gözüküyor ve aynı şeyi görüyoruz. Hem güneş ve ay görüyoruz ve iki tane yılan görüyoruz. Bu yani böyle 16. asırdan kalma bir sembol. Bu da eski Sümerlerden kalma bir şey. Sümer. Yani gözüktüğü gibi yani binlerce senelik geçmiş var bu sembolda. Yani yılan esas yılan kültleri bu da enerji insan bedenindeki enerji gösteriyor. Yani muhteşem. Bunun da teferruatlı anlatımları vardı. Bu başka zaman kaldı. Bir başka programa. Aynı zamanda da bu enerji sistemi başlı başına aslında kundalini ve çakraları konuşalım programda hocam. Olabilir. Bu da dünyadaki işte enerji merkezi gösteriyor. Şimdi bu eski Mısır'da yani çok eski çağlarda bir yılan kültü vardı. Evet. İnsanlar yılanları kutsal olarak görüyorlardı. Bilgelik, şifa. Evet. Yani esasında mesela şeyde de eski ayette de bir yerde Hazreti Süleyman bir sözü var. Yılanlar gibi bilge olun diye bir evet, söz var. Evet. Halbuki evet. Bir bakıyorsunuz şeyde yılan sanki şeytanla şey edilmiş mesela şeyde hayat şey ağacında cennet bahçesinde havayı yoldan çıkarıp ona bir elma ikram ediyor yılan ve ilk önce hava diyor ki ama bana yasaklamış bu ağaçtan meyve almam çünkü Tanrı diyor ki bütün meyvelerden alabilirsiniz fakat ortadaki iyilik ve kötülük bilgisi ağacından meyvesini almayacaksınız, yemeyeceksiniz diyor. Yılan diyor ki yok bu tamamen yanlış diyor. Siz bunu yediğiniz gibi tanrılar gibi olacaksınız, gözleriniz açılacak diyor. Ve Hava bunu yiyor ve aynı zamanda da Adem'e veriyor. Ondan sonra Tanrı geldiği zaman bakıyor ki insanlar kendilerini örtmüşler, daha önce çıplak dolaşıyorlardı. Niye böyle örttünüz diyor, ne yaptınız diyor. İşte anlıyor ki meyveden yemişler. Ve insanları cezalandırmak için dünyaya indiriyor. Ve insanlara diyor ki artık siz tarımla uğraşacaksınız. Artık hayat öyle kolay olmayacak sizin için.
geçirmek için uğraşacaksınız artık diyor. Ve hayat öyle başlıyor Adem ve Havva'dan. Yani bu en azından Tevrat'ta anlatılan biçimiyle. Şimdi bazı görüşlere göre orada şeytan yani yılan esasında kötü değil. Yılan insanlara bilgelik veriyor. Yani insanlara bu meyveyi yemekle ve o ağaç iyiliğin ve kötülüğü bilme ağacı, yani dünya, saf bir ruhdan çıkıp insan kendi kişiliğini geliştirmesi için, bilgi edinmesi için ve hayatı öğrenmesi için, dünyaya inmesi için bir yol gösterici olarak gösteriliyor. Zaten şeyde eski Hindistan'da Nagalar işte böyleden bahsediyor, insanlara bilgi veren varlıklar. Ha, burada bir yılan motifi daha görüyoruz. Bu şey, William Blake'in şey resimlerinden. Evet, devam edebiliriz. Yılanlar gene bu şeyde Yunan şeyinden. Adem ve Havva ve yılan burada gösteriliyor. Yani sembolize edilmiş. Ve orada iyilik ve kötülük bilgisinin veya şer ve hayrın bilgisi diye bazen bahsediliyor. Devam edebiliriz. Bu Naga, işte bu uzak doğuda yılan şeyleri olarak gösteriliyor. Yani yılan, yarı yılan, yarı insan varlıklar. Bu da mitreik bir sembol. Yani yılan insanın etrafı, beden etrafına dönmüş. Şimdi yılanın, yılan sembolü olduğu yerde aynı zamanda kartal sembolü de görüyoruz. Evet. Esasında yılan, bir yılan var yerde yatan, bir de kanatlı yılan dedikleri. Yani kanatlı yılan, bu da eski yılan sembolleri uzak doğudan, Nagalar. Kanatlı yılan mesela Azteklerde Quetzalcoatl diye, yani onların tanrıları kanatlı yılan olarak geçiyor. Tahsil edilmiş. Yani kanatlı yılan esasında bu gene Kundalini'nin enerjisi diye görebiliriz. Evet. Bir şeyin yükselmesi, yılanın ejderhaya dönüşmesi, yani kanat edinmesi ve onun tamamen kartalla birleşmesi gibi bir şey görebiliriz bir bakıma. Burada gene yılan sembolleri görüyoruz. Hep şeyin üzerinde kanat vardır, dikkat ederseniz bu, evet. Kadus'un üzerinde. Bu Novali Çöle'deki resim şeyler. Evet, devam edebiliriz. Buradaki aşağı yukarı şey, yani 10 bin senelik bir heykelin kafanın arkasında yılan şekli var burada. Yani gene Kundalini düşündürüyor insanı. Bu da Tutankhamun'un başlığı üzerinde. Yani kafa... Bunu görmemiştim daha önce. Evet, bu şey takke gibi bir şey başında. İki tane yılan şekli gözüküyor. Ve beynin iki küresinde birer yılan şeklinde gözüküyor. Evet, devam edelim. Ha, şimdi esas eski Mısır'da bu şimdi Tutankhamun maskesi. Bir şey var orada, bir kobra yılanı özellikle. Çünkü kobra yılanı dik durabiliyor. Yani kutsal sayılıyor. Bir de akbaba var. Yani işte bu iki Mısır, iki devlet çünkü. Bir kuzey var, bir de güney var. Yani Nil'in aşağı kısmı, bir de yukarı kısmı. Bunların birleşmesini sembolize ediyor şey, kral. Ama aynı zamanda da bu şey, Firavun'un inisiye olduğunu, yani bu yılan gücünü bedeninde, enerjiyi hakim olduğunu gösteren bir sembol. Ve oradaki akbaba aynı zamanda da kartalla eş değerli bir şey. Yani iki tane güç var, bir kartal gücü, bir de yılan gücü. Bunlar ikisine de hakim durumda diye, yani sembolik olarak bunu olarak şey bunu şey edebiliriz, yani yorumlayabiliriz. Bu da bir Naga sembolü uzak doğudan. Özellikle yedi yılan şekli Vişnu'nun başın üzerinde gösteriliyor.
yani Tanrı Vişnu'nun ve aynı zamanda bazı Buda'nın üzerinde gösteriliyor. Evet, bu da yani Vişnu. Yılan figürü tarih boyunca aslında çok önemli bir yere sahip olmuş. Evet. Yani inisiyatik bilgi ve bu yani bütün insanın enerjiye hakim olması, bedendeki gizli enerjilerin ortaya çıkması ve aydınlanması olarak gösterilebilir. Bu da çok enteresan. Burada bir Buda heykeli görüyoruz arkasında. Bizde de Sufi mezarlıklarında laleler ve yılan figürleri aklıma geldi hemen. Bu şimdi şey sarmalı, DNA sarmalı. DNA sarmalı. Yani birileri hatta düşünmüş, onu şeyden birleştirmiş. Yani onu kadusun altına, o bir sonraki resimde sanırım gözükecek. Evet. Bu resimde mesela gördüğün gibi DNA sarmalı altına koymuş. Yani devam edebiliriz. Bu da esasında güneş sisteminin uzayda hareket etmesi esasında spiral şeklinde. Çünkü aynı zamanda güneş sistemi hareket ettiği için yani düz bir şekilde dönmüyor esasında. Çünkü aynı zamanda da galaksinin etrafında da dönüyor güneş sistemi. Onun için baktığınız zaman böyle spiral gibi hareket etmiş gibi gözüküyor. Şimdi bak bu önemli bir sembol. Bu Meksika bayrağının üzerinde kartalın yılanı yenmesi sembolü var. Yani esasında kartal tek başına ele alındığı zaman bu şey ele almış bunu. Üzerine kitaplar yazmış. Matthew LaCroix diye birisi. Onun iddiasına göre kartal hep böyle imparatorlukların ve saldırgan hanedanların bir sembolleri olarak ele alınmış. Yani Roma'nın sembolü ve hep yılanı ayağın altını tepme şeysi var diyor. Yani eski yılan bilgelik şeyi bu aynı işte cehalet güçtür diye kelime işleriz var ya. Yani iktidar sahibi olup insanları bir şekilde ezme şeysi var. Son iki dakika mı dediniz Sayın Yönetmenim? Son iki dakikamız. Tabii devam edebiliriz. Burada bir gene kartal ve yılan savaşı var. Gene aynı şekilde. Evet, Garuda da gene aynı şekilde yılanları yeniyor ya. Ha, o da var. Onu biraz elimde. Bu Roma şeysi, bu da Bizans kartalı. Devam. Evet, Bizans. Bu da Nazi kartalı. Bu da ABD kartalı. Son imparatorluk. Ondan sonra Almanya bayrağındaki kartal. Bu da Rusya Federasyonu'nda. Burada dikkat ederseniz ortasında Saint George bir ejderhayı öldürüyor. Evet. Yani fikir olarak aşağı yukarı aynı. Aynı. Evet. Evet, devam. Aynı şekilde, evet. Evet, devam edebiliriz. Ejderha da aynı şekilde, yani hem yılan, yani ejderhalar aslında iyi olarak gösteriliyor. Musa ve şey, bu tuhaf bir bölüm var Tevrat'ta. Musa bir şey, bakır bir yılan koyuyor ve ondan şeyleri, güya o sırada yılanlar insanlara saldırıyor. Ve o yılanların gitmesini sağlıyor o şekilde. Yani bu Tevrat'ta garip anlatımlardan bir tanesi. Çok enteresan ama sizin de su gibi aktı yine hocam. Evet. En kısa zamanda. Bu da Çin şeydi. Yani Anka kuşu ve ejderha. Anka kuşunu da çok 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 severim.
biz Kundalini enerjisini başlı başına bir programda yapalım. Olabilir. Çünkü son dakikaya girdik. Toparlamanız gerekirse son cümleler alalım sizden. Evet. Yani bu dediğin gibi bu kartal ve yılan üzerine şey epey durmuş bu Matthew LeCroix. Ama sanırım kartal yani bir nevi hakimiyet olan kartal ve bilgelik olan yılan bir araya geldiği zaman insanda herhalde ikisini o zaman dengelenmiş oluyor. Normalde insan yılanı kötü olarak düşünebilir. Ama kartalın da belki kötü tarafları var. Yüksekten bakma, kibir gibi. Ama onlar bir şekilde birbirini dengelediği zaman o zaman insan belki yani belki kadusun anlamı odur yani. Çünkü orada hem kanatlar var hem de yılanlar var. Ve iki taraflı bir denge var. Tamamlayıcı olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda Kundalini enerjisinde bir başlı başına bir programda yapalım. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek üzere.